Bu videoda Green Yard reaktiflerini kullanarak alkolleri nasıl sentezlediğimizi göreceğiz. İlk olarak Green reaktifini nasıl elde edeceğimize bakalım. İlk başta soldaki alkil halojenürlerle başlamamız gerekiyor. Daha sonra manezyum metali ekleyeceğiz. Ayrıca çözücü madde olarak da diyetil eter benzeri bir madde eklememiz gerekecek. Ancak tepkimede su bulunmaması gerekiyor yoksa Green Yard reaktifi ile tepkimeye girer. Evet, sağdaki tepkime sonucunda elde ettiklerimizi görüyoruz. Elimizde bir metre bağlı karbon atomu var. Yani karbon manezyuma bağlı. Bu da organometalik bağ olarak adlandırılır. Bunu başka metallerle de yapabiliriz. Örneğin lityum da kullanabilirdik. Ancak lisans düzeyindeki organik kimya derslerinde genellikle Grignard reaktifleri anlatılır. Buradaki iki kırmızı elektronu kovalent bağ gibi çizdiğimi görüyorsunuz. Karbonla manezyum arasındaki bağdan bahsediyorum. Ancak gerçekte bu kovalent bağdan daha iyonik durumda. Yani aslında aşağıdaki ikinci yapıyla eşdeğer. Elektronegatiflik açısından bakarsa karbonun manezyumdan daha elektronegatif olduğunu söyleyebiliriz. Yani aslında bu iki kırmızı elektron karbon atomuna daha yakın olduğundan karbona negatif yük verir ve böylece bir karbanyon oluşur. Yani bu bir karbanyon. Bu sıradan bir karbanyon değil. Çünkü alkol üretmek için bu mekanizmada nükleofil işlevi görebilir. Grignard reaktifleri işte bu şekilde elde edilir organik sentezde oldukça kullanışlı bir yöntem olduğunu ve hatta Victor Grignard'ın bu kimya araştırmasıyla Nobel ödülü kazandığını da ekleyelim. Şimdi de Grignard reaktifini oluşturan mekanizmaya bakalım. Dediğim gibi alkil halojenürle başlıyoruz. Bu sefer tüm ortaklanmamış çiftleri bu şekilde halojenin üzerine çizelim. Daha sonra da ikinci grupta olduğunu yani iki değerlik elektrona sahip olduğunu bildiğimiz manezyumu eklememiz gerekiyor. Magnezyumun iki değerlik elektronunu da bu şekilde çizebiliriz. Mekanizmanın ilk aşamasında magnezyumun bir elektron vermesi gerekiyor. Yani buradaki elektronlardan biri bu karbona geçmiş olacak. Bunu da bu şekilde bir okla gösterebiliriz. Bu karbon elektron aldığından yeni bir anyon oluşturmamız gerekecek. Yani karbon negatif yük almış oldu. Bu da anyon radikal olarak adlandırılır. Yani buradaki maddenin adı anyon radikal. Bunu yazsam iyi olacak. Anyon radikal. Elektron alıp negatif yüklü olduğundan anyon. Ayrıca elektron eşleşmediği için de radikal. Bu durumda anyon radikalin kararsız olduğunu ve dolayısıyla parçalanacağını söyleyebiliriz. Yani buradaki iki elektron halojene geçer. Bunun da nasıl olacağını çizerek gösterelim. Elimizde sağ tarafında bir elektron olan bir karbon atomu var. Halojenimiz de burada. 3 tane ortaklanmamış elektron çifti vardı. Halojen bir tane daha elektron aldığından artık negatif yüklü. Baştaki manezyum da bir elektronunu vermiş oldu. Bu durumda manezyumun çevresinde sadece bir tane elektron kalır. Yani bir değerlik elektron. Bir elektron verdiğinden şu an artı bir yüke sahip. Bu durumda magnezyumun şu anda pozitif yükte olduğunu söyleyebiliriz. Mekanizmanın ikinci aşamasından magnezyum ikinci değerlik elektronunu da verebilir. Bu durumda magnezyum asal gazlara benzer bir elektron dizilimine sahip olacağından kararlı hale gelmiş olur. Böylece magnezyum buradaki ikinci elektronunu da karbona verir. Bunun sonucunda ne olacağını çizerek gösterelim. Bu durumda elimizde karbonun 3 bağı olur. Aynı zamanda çevresinde de iki elektronu var. Bu da karbona, karbanyonun oluşmasını sağlayan eksi birlik bir formal yük verir. Manezyumun iki elektronu da vermişti. Yani bu manezyum artık artı iki yüklü bir katyon. Bunu Mg artı şeklinde gösterebiliriz. Sağ tarafta halojen, manezyumla iyonik bağ kurar. Buradaki eksi yüklü halojenimizi görüyoruz. Manezyum da artı iki yüklü. Buradaki magnezyumun çevresinde eksi 2 yüklü ve iyonik bağ oluşturan iki molekül olduğunu görüyoruz. Bu da karbanyon molekülümüz. Sol taraftaki karbonun olduğu yeri yeniden çizerek gösterelim. İşte R grubumuz. Ortaklanmamış elektron çiftleri ve eksi 1 formal yükü var. Sağ tarafı da bu şekilde göstermemiz mümkün. Aslında bunu pek çok farklı şekilde çizebiliriz. Örneğin artı 1 yüklü MGX şeklinde yazabiliriz. Bu sayede eksi 1 yüklü karbanyona odaklanmamız da mümkün olacaktır. Yani bütün hepsini kovalent bağ gibi göstererek zamanda kazanabiliriz. Çünkü organik kimyacılar bu organometalik bileşiğin ne anlama geldiğini bileceğinden R grubunun karbanyon olarak eksi yüklü olduğunu rahatlıkla anlayabilirler. Kısacası ne olduğunu anladığınız sürece Grignard reaktiflerini pek çok farklı şekilde yazabilirsiniz. Önemli olan nokta bu. Şimdi az önce oluşturduğumuz Grignard reaktifini kullanarak bir alkol molekülü oluşturalım. Bunu az önce yazdığımız şekilde yazsam iyi olacak. Ancak nasıl yazdığımızın çok da bir önemi yok. Buradaki genel bir tepkime. Tepkimeye bir karbonil bileşiği dahil edeceğiz. Bu genel tepkime için bunun genel bir karbonil olması yeterli olacaktır. Bu durumda buradaki karbonil grubunun iki tarafına neyin bağlı olduğunu göstermemize gerek yok. Burada da diyetil eter çözücü maddemiz. Aynı şekilde Grignard reaktifi ile tepkimeye gireceğinden bu tepkimede de su molekülü olmaması gerekiyor. İlk aşamada reaktifin karbon ile tepkimeye girmesi lazım. İkinci aşamada ise karbon ile tepkimeye girdikten sonra H3O artı formunda tepkimeye su ekleyebiliriz. Böylece alkolü elde etmiş oluruz. Yani ürün kısmında bir adet alkol molekülü olacak. Bu karbonda karbonil molekülünden gelmişti. Buradaki R grubu da karbonil karbonla bağ kurar. Bu da aslında Grignard reaktifinden geliyor. Bu durumda bu tepkimenin karbon-karbon bağ oluşmasını sağlayan bir tepkimi olduğundan oldukça kullanışlı bir tepkimi olduğunu söylememiz mümkün. Buradaki R grubunun ucunda da bir karbon bulunuyor. Burada da bir karbon atomumuz var. Sentez yöntemiyle büyük ve organik moleküller elde etmeye çalışırken, karbon-karbon bağlarının oluşturulması da oldukça önemli. Yani bu primer, sekonder veya tersiyer alkol oluşturmak için oldukça kullanışlı bir yöntem. Burada tek önemli olan ne çeşit bir karbonil bileşikte tepkimeye başladığımız. Şimdi de tepkimede gerçekleşenlerin mekanizmasını gösterelim. Grignard reaktifinin karbanyon kaynağı olduğunu söyleyebiliriz, öyle değil mi? karbonyon molekülümüzü de bu şekilde çizelim. Şimdi de karbonile bakalım. Elimizde oksijenle çift bağ kurmuş olan bir karbon atomu var. Şimdi bu karbonla her molekül bağ kurabilir. Aynı şekilde burada da karbonil kimyasına bakarken tek yapmamız gereken karbonla oksijen arasındaki elektronegatiflik farklarını hesaba katmak. Bunun için de elektronegatiflikle ilgili olan videomuzu izleyebilirsiniz. Daha elektronegatif olan oksijenin çift bağdaki bu elektronları kendine çekeceğini ve kısmi negatif yüklü olacağını, dolayısıyla da karbon atomunun kısmi pozitif olacağını biliyoruz. Karbonumuz kısmen pozitif oldu. Karbon elektrofil bir atom olduğundan elektron isteyecektir. Grignard reaktifinden de bir nükleofilimiz vardı. Karbonyon burada nükleofil işlevi görür. Yani pozitif yük, negatif yükü çeker. Bu durumda karbonyon bu şekilde karbonil karbona hücum eder. Buradaki elektronları oksijen atomuna doğru iter. Oluşan ara ürünü de çizerek gösterelim. Elimizde öncesinde karbonil karbon olan kısma doğrudan bağlı bir R grubu var. Şu anda oksijen atomumuzun çevresinde 3 ortaklanmamış elektron çifti var. Bu da oksijenin eksi bir formal yükte olduğu anlamına gelir. Bu tepkimemizin ilk aşamasıydı. İkinci aşamada ise elimizde serbest dolaşan hidronyum iyonları var. Yani H3O artı. İkinci aşamamız tabii ki asit-baz tepkimesi olacak. Oksijen atomundaki ortaklanmamış elektron çifti H3O artı molekülünden bir proton alır. Ve geriye kalan elektronlar da su molekülünü oluşturur. İşte alkolümüzü bu şekilde elde edebiliriz. Yani bu tepkime sonucunda ürün olarak alkol molekülünü elde etmiş olduk. Şimdi de alkol sentezinin 3 farklı örneğine bakalım. Böylece alkollerin farklı şekillerde elde edildiklerini görebiliriz. İlk olarak buradaki formaldehitle başlayalım. Yani oldukça basit bir molekülle başlamış olduk hemen green yer reaktifimizi oluşturalım. Sonrasında da metil manezyum bromür elde etmemiz gerekecek. Yani metil manezyum bromürü ilk aşamada tepkimeye dahil edeceğiz. Eteri de çözücü madde olarak kullanacağız. İkinci aşamada ise H3O artı molekülünü eklememiz lazım. Grignard reaktiflerini incelerken her zaman karbonyon molekülünün nerede olduğunu düşünmemiz gerekir. Buradaki karbonun negatif yüklü olduğunu görüyoruz. Yani bu karbon karbonil molekülüne hücum edecek. Bu durumda buradaki karbon karbonile hücum ederek buradaki elektronları ittiğinde neler olacağına bakalım. Ara ürün olarak karbonun her iki tarafında da hidrojen atomları elde edeceğimizi söyleyebiliriz üst kısımda da eksi yüklü bir oksijen var. Bu sefer R grubumuz bu şekilde bir metil grubu. İkinci aşamada da tabii ki moleküle proton ekleyeceğiz. Yani buradaki ortaklanmamış elektron çiftlerinin H3 çoğaltı molekülünden proton alacağını biliyoruz. Bu durumda iki hidrojenli bir karbon oluşur. Daha sonra da ürün kısmında alkol olması için alkoksit molekülüne proton eklememiz gerekiyor. Bu moleküle yakından bakacak olursak bunun bir etanol molekülü olduğunu görebiliriz. Evet. Formaldehit kullanırsak primer alkol elde etmiş oluruz. Primer olmasının sebebi de OH molekülüne bağlı karbonun başka bir karbona daha bağlı olması. Şimdi de nasıl sekonder alkol elde edebileceğimize bakalım. Bu sefer aldehitle başlamamız gerekiyor. Daha önce yaptığımız gibi karbonun her iki tarafında da iki hidrojen yerine bu sefer sadece bir tarafta R grubu olması gerekiyor. İşte aldehit molekülü bu örnekte de aynı Grignard reaktifini kullanabiliriz. Yani bir kere daha metil bromürü kullanacağız. İkinci aşamada da H3O molekülünü ekleyelim. Bu örnekte de nükleofilin hangisi olduğunu bulmamız gerekiyor. Eksi yüklü karbon tepkimede nükleofil işlevi görür ve karbon ile hücum ederek buradaki elektronları iter. Yine aynı şekilde ara ürün kısmına da gösterelim. Üst kısımda eksi yüklü alkoksit iyonumuz var hidrojen atomumuz halen burada. Aslında buraya sadece bir metil grubu eklemiş olduk. Yani ara ürün kısmının altındaki CH3 molekülü Grignard reaktifinden gelmiş oldu. Aynı şekilde asit temelli kimyadan yararlanarak alkoksite proton ekleyip sekonder alkol elde edebiliriz. Burada da bu karbona bağlı başka iki karbon var. Ve bu durumunda molekülü sekonder alkol haline getirdiğini görüyoruz. Bir örnek daha yapalım. Bu sefer Grignard reaktifimizi ketonla tepkimeye sokalım. Bu durumda sol taraftaki ketonla başlamamız gerekiyor. Keton molekülümüz burada, sikloheksanon. Bu örnekte de metil bromürünü kullanalım. İşte tepkimeye eklediğimiz metil bromür. Burada da çözücü maddemiz eter ve tepkimeye su dahil etmedik. İkinci aşamada da tepkimeye bir proton kaynağı ekleyeceğiz. Bu da h molekülü olacak. Bu örnekte de aslında aynı mekanizmadan yararlanıyoruz. Yani eksi yüklü karbanyon Karbon ile hücum eder ve buradaki elektronları oksijene doğru iter. Ara ürün kısmında elde ettiklerimize de bakalım. Üst tarafta 3 adet ortaklanmamış elektron çiftine sahip ve eksi yüklü bir oksijen atomumuz var. Karbonil, karbona bağlı atomları daha iyi görebilmemiz için aslında bunu başka yere çizsem daha iyi olacak. Metil grubun karbon ile hücum ettiğini göstermek için alkoksiti biraz sola kaydıralım. Bu da eksi yük demek. Bu sayede metil grubunu buraya çizebilmemiz için daha fazla yer açılmış oldu. Şu anda son ürüne gitgide yaklaşıyoruz. Buradaki ortaklanmamış elektron çiftlerinden biri bu kısımdan bir proton alır. Bu sayede de ürünümüzü elde edebiliriz. Yani alkol elde etmek için alkoksite proton eklemiş olduk. Alkol molekülünü de buraya çizelim. Metil grubumuz da buraya gelir yakından baktığımızda tepkime sonucunda elde ettiğimiz ürünün tersiyer alkol olduğunu görebiliriz. Yani bu karbon şöyle 3 tane karbonla bağ kurmuş durumda. Evet. Grignard reaktiflerinin alkol elde ederken oldukça işe yaradığını söyleyebiliriz. Bunları kullanarak primer, sekonder veya tersiyer alkol elde edebileceğimizden bu maddelerin kullanım alanı gayet geniş. Bir sonraki videoda Grignard reaktiflerini daha detaylı bir şekilde inceleyerek ters tepkimelerden ve sentez problemlerinden bahsedeceğiz.